Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. İran Dışişleri Bakanı Suriyeli mevkidaşıyla dün yaptığı telefon görüşmesinde işin kolayına kaçtı. Dedi ki bu Suriyeli muhaliflerin Halep'e kadar uzanan harekatı bir Amerikan Siyonist planıdır. Olabilir mi? Bir ihtimal olabilir. Dün de söyledim. Ama esas olarak şunu görmekte yarar var. Suriye'deki statü şu anda bozulmamış. Yani şu harekattan önce bozulmamış olan statü İsrail'in en çok işine gelen statüydü. Niye bozsun ki? Bir nevi kuklaya dönmüş bir sözde diktatör Beşar Esed onun yanında çok kolay vurabildiği İran ve Hizbullah unsurları Ukrayna nedeniyle batağa saplanmış ve her geçen gün etkisi azalmakta olan Rusya. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun biraz zekiyseniz düşünün. Böyle bir atmosferden yeni bir gücün çıkmasını ister mi İsrail? Hayır istemez. Elini kolunu sallaya sallaya giriyor elini kolunu sallaya sallaya vuruyor ve dönüyor. Kimse ona ne yapıyorsun demiyor. Bakın bu harekat devam ederken Lübnan sınırında İzbullah'ı vurdu. Suriye topraklarında tabii ki Lübnan'ın topraklarında vurmadı. Ve ilan etti. Üç tane depolarını havaya uçurdum diye. Suriye'yi komşu kapısı yapmış bir İsrail'e karşı karşıyız. Ne diye ortalık karışsın? Ne diye bir başka güç hazır bu statü böyle yumuşak yumuşak dururken ortaya çıksın? İşte o yüzden Benjamin Netanyahu 24 saatte iki defa istihbarat ve güvenlik güçleriyle Suriye toplantısı yaptı. Çok derin bir endişesi var. O yüzden İran propaganda olarak kendi zafiyetini örtbas etmek için bir anda işleri işte Siyonistlere falan bağlamış olabilir. Ama acaba İsrailliler veya İsrail yönetimi orada hemen hemen tamamı Türkiye'ye bağlantılı, Türkiye'nin eğittiği, donattığı hemen hemen tamamının bir gücün Halep'i almasını sevinir mi? Sevinmediler medyaları zaten çıldırmış vaziyette. Bütün başlıklar cihatçılar alebi aldı. Muhalifler demiyor. İsrail medyası sadece ve sadece cihatçı kelimesini kullanıyor alanlar açısından. Muhalefet dese belli ki memnun olmuş demektir. Bakın İsrail Kanal 12 diyor ki Kudüs Suriye'deki gelişmelerin yayılmasından endişeli. Bölgenin kaotik yapı kazanması İsrail açısından yüksek güvenlik endişesi doğuracak. Sızmaların da oluşmasına neden olacak. Adını vermek istemeyen üst düzey bir İsrail güvenlik yetkilisi bu gelişmeyi çok yakından izlemek zorundayız. Olayların içindeki aktörler, baş aktör ve devamında ortaya çıkacak yeni dengeler çok ciddi soru işaretleri doğuruyor. Bu gelişme başlangıçta özellikle kısa dönemde bizi etkilemez ama komşu bir ülkede hangi gücün kime dayanarak yükselmesi önemlidir. İşte bu bizi tarif ediyor. Adam istemiyor böyle bir gücün yükselmesini. Ne olacak? Kukla bir adam var orada işte. Onu Onunla idare ediyoruz. Ortalık fazla karışmıyor ve zorun zamanla mutlaka etkileyici kimlik kazanacaktır. Kudüs yönetimi bu harekatın Türkiye'den yeşil ışık olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığını düşünüyor. Yani İsrail'in nabzı şu, tamam Türkiye bir kısmına katılmış olabilir, bir kısmına katılmadığını söylüyor olabilir ama hepsine yeşil ışığı yakmasa bu harekat hiçbir zaman olmazdı. Olay bu. Şimdi Türkiye'nin yeşil ışık yakarak planladı veya planlamasına katkıda bulunduğu bir harekatın başarıya ulaşması İsrail'i mutlu eder mi? Tabii ki etmez. New, New Lines Stratejik Araştırma Enstitüsü Nick Harris diyor ki, net olarak bildiğimiz muhalefet güçleri Rusya-İran tarafından İdlib'e dönük olarak başlatılacak bir taarruza haber almışlar. Kim haber almış olabilir? Bu, bu haberi kim almış olabilir? Bunun hazırlıkları vardı. Özellikle rejim ordusu hazırlıklarını ta tamamlıyordu. Karşı sürp saldırı sürpriz zamanlamayla geldi. Rusya, İran rejim hazırlıksız yakalandı. Bu da tabii ki İran'ın Lübnan'a odaklanmış olmasında rolü büyük. Şimdi Hakan Fidan bir cümle söyledi. Bu doğru bir yaktır, bu doğru bir analiz. Nikeras Doğru Analiz. Bir cümle söyledi. Hiç kimse üzerinde durmadı. Dedi ki biz Türkiye sınırına yeni bir göç dalgası oluşturabilecek hiçbir hareketi tasvip etmeyiz ve önlem alırız dedi. Eğer Hizbullah'ın yenilgisinden veya büyük ölçekte kayıplarından sonra Muhalefete karşı bir saldırı planlanmışsa bu saldırı Türkiye'nin sınırına doğru yeniden 2-3 milyon insanın hareketlenmesi demek olacak idi. Di'li geçmiş zaman. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani Türkiye bu yeşil ışığı yakmak zorundaydı zaten. Eğer İran ve rejim güçlerinin Önce topçu ateşleriyle sonra Rus Hava Kuvvetleri'nin desteğinde bir e, ani saldırısı karşısında yüz binlerce insanın Türkiye sınırına e, yönlenmesiyle karşı karşıya kalacaktık. Şimdi tam tersi İdlib'e sığınmış olan 5 milyon insan paketlerini topluyor. Kışı orada geçirmemek istiyorlar. Olay budur. Şimdi Mossad'ın üzerinde durduğu senaryolarda geldi. Bu toplantılarda. Hizbullah ateşkesten yararlanarak güçlerini Halep'e sevk edebilir. Hizbullah zaten Lübnan Savaşı'nda 4000'den fazla savaşçı kaybetti. İran, Halep ve İdlib için Yemen'den Husi taşıyabilir diyorlar. Bakacağız Husi taşıyacaklar mı, Hizbullah mı gelecek, ne olacak önümüzdeki günlerin hesabı bunlar. Hoşça kalın.